Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillahillezî ferada aleyna siyâme şehri Ramazan. Ve salatu ve selamu ala hayri halkihi Muhammed ellezî senne lena kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozasını tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ga hamdü senalar bulsun. Ramazan ayını keçelerine bedar otkazmakını bizlerge sünnet kılgen Habib Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ga salavatu durudlar bulsun. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehlen ve inşe'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, mübarek Ramazan ayıda ötkazayatken ruhi terbiye, kalp pakligi, ahlak saykali mavzusudagi sohbetlerimizni devam ettiremiz. Kechagi sohbetimizde karın ve farz şehveti belalarını nimelerden ibaret ekenligi ve ularını sindiriş, cilavlaş, halal ve faydalı yolga yollaş uslubları qanday bo'lishi to'g'risida gap söz açtık. Bugünkü sohbette til afetleri hakkında. İnsanın tilden özüge keledigen zararlar ve ularını kan dakılı muhalece kılışı gerekliliği de hakkında Allah Teala'dan yardım soregen halimizde koldan kegenece sohbet yürütemiz. Hayvan sözü hayat sözüden alıngan. İki ham Arapça. Hayatı bar mahlukunu hayvan deyiladi. Bizde canvar ham deyiladi. Yani canı bar degani. Hayatı bar narsa hayvan bo'ladigan bo'lsa deydi ulamolar, insan ham hayvan. Çünkü onu ham canı bar, onu ham hayatı var. Lekin bizde insanın hayvan dese açığı çıkadı. Mani deydi paske uru yaptı. Adamlık derecesinden çür yaptı. Demek türlük hayvanlarga okşet yaptı degen düşünce boladı. Şunun için insanın hayvan degen de natık sözünü koşup işletiledi. Natık hayvan, hayvan natık dese insan düşünüledi. Çünkü başka hayvanlardan, yani hayatı var canzatlardan farklı olarak insan nutuk kabiliyetine ege. Allah Teala bergen büyük bir nimet sıfatı da nutuk insanını başka hayvanlardan ajratıp duradigan amilga aylangan. Başka canzatlar, hayvanlar bilen insan ko'p cihatlardan müşterek. Bir kanca sahalarda birbirlerine o'xshash şerik. Misal için avukatka hacatı varlıkta. İnsanın ham karnı açadı, hayvanın ham karnı açadı. İnsan ham köredi, hayvan ham köredi. İnsan ham eşitledi, hayvan ham eşitledi. İnsanın ham kan aylanış demek silsilesi, sisteması var. Demek hayvanlık ham var. İnsanın ham cinske kızıkışı var. Hayvanda ham şu var. Ana şunun üstüden o ham bala köpeytiredi, bu ham bala köpeytiredi. Demek ko'p narsaları birbiriga o'xshash. Lekin o'xshamaydigan tarafı aynen insan nutq qilishidadir. Tili bilan gapirish xususiyati insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan omil hisoblanadi. Bas shundoq ekan, nutq qobiliyati nimaga bog'liq? Nutuk kabiliyeti akıl ve idrak kılışka bağlıq. Demek insan nutuk nimeti tüfeyli başka canzatlardan akılını işletiş ve idrak kılış kabiliyetini hem ziyade kılgen.
Ana endi akıl, idrak, nutuk bilen insan bir nesillerini ajratadigan bo'ladi. Ana yaxshini yomondan, yomonni yaxshidan, foydalini zararlidan, zararlini foydalidan ajratish qobiliyatiga ega bo'lib turib, unisini yoki bunisini tanlaydigan bo'lsa, bu endi insonning irodasi bo'ladi. Ko'zi bilan ko'rib, aqli ishlab, nutq qilib, mana u yaxshi deb tanlaydi, yo bu deb tanlaydi. Ana bu yerda insonda iroda ham ajrab chiqadi. Boshqa hayvonlarda mana shu xususiyatlar yo'q. Inson o'z irodasi bilan yaxshi narsalarni tanlash va qilish, yomon narsalarni iroda qilish va ularni ham amalga oshirish imkoniyatiga ega. Ana inson mana shu yerda mas'ul. Aqlini ishlatib bir narsani ixtiyor qildi. Yaxshi narsani ixtiyor qilsa savob oladi. Yomon narsani ixtiyor qilsa jazo oladi va gunohga qoladi. Mana shu insonni hisob kitobiga olib boradigan narsa. Shu boisdan inson o'zining bu ishlaridan javobgar hisoblanadi. Shuning uchun inson aqlini peshlash, ixtiyorini yaxshi qilish borasida Alloh taoloning yordamiga muhtoj bo'ladi. Bu yordamni Alloh taolo diniy ta'limot orqali berib, insonni aqlini peshlashga aytadi. Bu yaxshi, bu yomon. Buni qilsang savob beraman, buni qilsang jazoini beraman deb hamma narsasini aytib qo'yadi. Ana endi inson o'shunga yursa, Allohning aytganini qilsa, yaxshi inson bo'ladi. Uni hamma tarafi, demak, mukofotga, darajatlarga, yaxshi bir holatlarga sazovor bo'ladi. Yomon bo'lsa, yomonligiga yarasha jazosini oladi, do'zaxga tushadi. Inson o'z aqli, idroki, ixtiyori, nutqi bilan demak, kamolatga erishish imkoniga ega bo'ladi. Hali irodani yaxshi va yomon dedik. Endi kamolatga yetishish ham ikki xil bo'ladi. Ma'naviy jihatdan, amaliy jihatdan. Ma'naviy jihatdan kamolatga yetish turli ilmlarni egallash bilan bo'ladi. O'rganadi, yodlaydi, tatbiq qiladi, ilmni o'rganadi. Amaliy kamolat esa o'sha bilgan narsalarini o'zida mujassam qilib, xulqini go'zal qilish bilan bo'ladi. Bilgan ilmini muomalaga tashab, bu dunyodagi barcha narsalar bilan bo'lgan muomalasini go'zal qilishga o'tgan inson amaliy, demak, kamolatga erishgan bo'ladi. Ilmi bo'lsa, juda ko'p kitoblarni yodlab olgan, katta-katta ilmiy kashfiyotlarni biladi, qilish qo'lidan keladi, lekin axloqi yo'q, uni odam o'rnida hech kim ko'rmaydi. Shuning uchun xalqimizda gap borki, olim bo'lma, odam bo'l. Ilmlarni rosa o'rgangan, ximiyoviy reaksiyalarni yodlab olgan, fizikani oxirigacha yetib olgan u bitta odamga salom berishni bilmaydi. Besh chaqali xayriya ehson qilish umuman xayoliga sig'maydi. Qana qilib deydi, besh tiyinni birovga berishim kerak ekanman deydi. Birov beryapsa, mana uni qara, o'zi topgan pulini birovga beryapti, bu jinni bo'lgan deydi. O'zi alidaqa fan doktoridir yo qandaydir nimalarga erishgan. Lekin amaliy kamolatga erishmaganligi uchun, axloqi bo'lmaganligi uchun, diniy tarbiya olmaganligi uchun bunaqa narsalarni odam mutlaqo tushuna olmaydi. Bu ishlarni yo'lga qo'yishda islom dini barcha choralarni ko'rib, insonni axloqini va nutq qiluvchi hayvon sifatida nutqini go'zallashtirishni choralarini ko'rgan. Ana asosan insonni tilidan ko'p ofat kelishi bor. Shuni islomda hammasini yomonligini bayon qilinadi va ulardan chetlanish yo'llari o'rgatiladi. Tilni balosidan, ofatidan saqlanish uchun eng katta himoya uslubi inson o'z qadrini bilib jim turishidir.